yakından takip ediyorsunuz. Özellikle vazgeçmeden izliyorsunuz. Show TV ekranlarından ayrılmıyorsunuz biliyorum. Bugün çok önemli bazı gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşacağız. Yani birçok olasılık üzerine konuşuluyor. Bütün akrabalar, yani yakın akrabaları hepsi cezaevindeler, tutuklandılar. Farklı gelişmeler de var. Önemli gelişmeler de var. Nari'nin nerede öldürüldüğü ile ilgili çok önemli bir iddia var. Onu da sizle paylaşacağım. Köyden de bir canlı yayın gerçekleştireceğim. Dün tutuklu olan yenge, büyük amca, maşallah Güran'ın eşi, büyük amca Hüseyin Bey ekranda. Tabii bir bölümünü duydunuz, bir bölümünü duymadınız. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendi ve bana seslendi. Eş hanımefendi de bu olayın üzerinde çok duruyor, biliyoruz dedi. Maşallah Bey'le yaptığımız özel röportajı ekranda sevgili Abdullah Deniz yaptı, ekranlarınıza getireceğim. Ve söylediği, haber müdürümüze söylediği çok önemli bazı detaylar var. Onları sizlerle paylaşacağım. Köyden canlı yayın gerçekleştireceğiz. Birazdan hemen onları yapacağız. Sevgili Veysi Habertürk'ün Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek de canlı yayında olacak. Şimdi ben sizi geçtiğimiz günlerde tanıştırmıştım. Bir kayınpeder ve bir gelinle tanıştırmıştım. Yani bir kayınpederin gelininin elinden tutup buraya geldiğini çok fazla görmüyoruz. Normalde işte gelinler kayınpederiyle, kaynanasıyla çok da fazla anlaşamazlar. Yani bunun farklı farklı nedenleri vardır. Şimdi Muhammed Bey gelininin elinden tutmuş oğlunu, yani benim gelinim aldattı ama gelinime geri dönsün istiyorum dedi. Yoksa mal varlığımı da gelinimin üzerine yapacağım dedi. Bakalım bu çağrısına oğlu nasıl karşılık verecek? Neler yaşamışlar? Bizden ne istiyorlar? Gelsinler. Muhammed Bey gelini Elife ile beraber bize başvurdular biliyorsunuz. Buyursunlar lütfen. Ah, selamlar Muhammed Beyciğim, nasılsınız? İyi bir vazgeçme izleyicisi. Ben yardımcı olayım Elif Hanım. Tabii ki. Beyefendiye ben eşlik edeyim. Sağ olun. Nasılsınız? Allah'a çok şükür iyiyim. İyi misiniz? Selamünaleyküm. Günleriniz hayırlı olsun. Allah hepinize razı olsun. Sağ olun. Ablam, çok teşekkür ederim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ ablam, olun. Ablam çok karısım geldi sizleri. Öyle mi? Allah razı olsun sizden. Sağ olun. Siz olmasanız biz yaşayamayız. Ay estağfurullah. Allah razı olsun sizden. Estağfurullah. Hepinizden Allah razı olsun. Ekiplerimizden, herbisinden. Ne tatlısınız. Allah size uzun ömür versin, sağlıklı ömür versin. Teşekkür ederim. Evlatlarınıza bağışlasın. Muhammed'e bağışlasın. Amin. Şöyle yavaş yavaş yürüyeyim. Çok, çünkü bacağında sıkıntı var. Evet. Seni çok seviyor Elife. Ne şanslısın ya. Normalde işte çok fazla anlaşamazlar. Oturtalım. Yastığı al istersen, yastığı arkasına yaslansın. Tamam. Biraz daha geriye yaslanın, rahat edin. Şöyle daha iyi. Hoş geldiniz hoş Muhammed bulduk, Bey. Hoş geldin Elife. Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben bir Elife'den, siz bir dinleyin. İki dakika Elife'den dinleyeyim. Elife. Sen bize niye başvurdun? Kocan seni bırakıp gitti diye mi geldin? Evet. Bir anlat bakayım, kocan seni niye bırakıp gitti? Kime gitti? Yani kayınpederin sana bayağı destek oluyor. Çok şanslısın yani. Vallahi bayağı şanslısın. Evet, anlat bakalım. Kocan nereye gitti? Niye seni aldattı? Kimle aldattı? Kocamla 14 seneden beri evliyim. 14? Evet. Maşallah. 14 sene oldu. Hiçbir öyle yani bayanlara gidecek biri değildi. Hı. Öyle bir şey yoktu onda. Bu bayanı tanıdıktan sonra Temmuz'un 3'ünde gitmeye başladım. Tamam, çok dertli olduğunu görüyorum. Bütün bu yayınları da, ya buraya gelmenin de çocuklar yüzünden olduğunu biliyorum sevgili Elife. Şimdi Nari'yle ilgili önemli gelişmeler var. Hemen onu da bir aktarayım. Sonra hemen sizin derdinize de derman olmaya çalışacağız. Sen de özellikle buraya gelsin, çocuklarına sahip çıksın. Yani babalık yapsın, kocanın geri dönmesini istiyorsun anladığım kadarıyla. Tamam, işte biz de bu yayını özellikle çocuklar için yapıyoruz. Bakalım senin kocan eve dönecek mi, dönmeyecek mi? Devamını da dinleyeceğim, hepsini dinleyeceğim ama Nari'yle ilgili o gelişmelere bir aktarayım. Hemen devam edelim. Olur mu sevgili Elifeciğim? Şimdi sevgili izleyiciler, yani sevgili Nari'yle ilgili biliyorsunuz. Yani olayı başından beri bütün yönleriyle çok ayrıntılı bir şekilde, ısrarcı bir şekilde vazgeçmedi. Biz de Show TV ekranlarında izlediniz. Sonra herkes, bütün haber kanalları, herkes olayı takip etmeye başladı. Yani bütün haber kanalları da adeta bir yani vazgeçme programına dönüştü. Bundan hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Çünkü herkes farklı farklı yerlerde elinden gelen bütün bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Şimdi
şimdi ben de o bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Gerçekten Narin hepimizin evladı oldu. Yani bakın Arif Bey'le beraber görüyorsunuz, babasıyla beraber görüyorsunuz. Küçük hali, Arif Bey nasıl kızına düşkün olduğunu görüyorsunuz. Birazdan köyden canlı yayını da gerçekleştireceğiz. Ama çok yani sevgili Narin'e, adı gibi Narin, bu yani o çocuğa, o yavruya kim, neden böyle kıydı? Şimdi çok olasılık var. Yani Enes Salim'le beraber, yeğeniyle beraber Narin'i öldürdü olasılığı var. Annesi Yüksel, kaynı Salim'le beraber öldürdü Narin'i olasılığı var. Yani annesi ve yengesi Hediye, amcasıyla beraber Narin'i öldürdü olasılığı var. Daha da korkunç olasılık, Hediye, Yüksel, Enes, Salim dördü beraber sevgili Narin'i öldürdüler. Birçok olasılık var. Şimdi annesi o gün Hediye, yani diğer işte eltisi daha doğrusu, Narin'in diğer amcasının karısıyla o gün aralarında çok yoğun bir görüşme var. Bir geliyor gidiyor, bir çamaşır yıkanıyor. O diyor ki makine bozukluğu, başka bir şey söylüyor. Bakın hazır mı arkadaşlar o şey VTR? Şimdi annesi Yüksel, bakın Hediye ile ilgili olay... Allah'ım, kayınpederle gelin arasındaki şeye bakın ya. Ne kadar şanslısınız yani, vallahi billahi ya. Yani keşke Narin, yani ikinizin arasındaki bu ya çocuklara sahip çıkma duygusu keşke Tavşantepe köyünde de olsa ya. Yani gel, keşke ben sizin aranızdaki bu sevgiyi, çocuklara sahip çıkma şeyini o Tavşantepe'de de görsem. Orada enteresan bir suskunluk söz konusu. Şöyle annesi Yüksel sıcağı sıcağına kızımız kaybolduktan, yavrumuz kaybolduktan bir iki gün sonra kendisiyle yaptığımız röportajda Vazgeçmeye bakın Hediye ile ilgili eltisi Hediye ile ilgili ne söyledi? Hediye de koruyor Salim'i ve Yüksel'i. Gelsin o röportaj. İlk kez yayınlıyoruz bu röportajı. O bölümü ilk kez yayınlıyoruz. Buyursunlar lütfen. Kim öldürdü? Neden öldürdü? Biz biraz kendimize yattık. Büyük oğlum buradaydı, işte geldi. Ben hatta ona dedim, oğlum biraz dışarı çık. Biraz kapıya çıktı, dolaştı, tekrar geri geldi. Yengesi geldi, biz konuştuk, işimizi yaptık. Sonra kalktım, buraya yememi hazırladım, balkonumu yıkadım. İşimi ne olsa yapıyordum, hazırlık yapıyordum. Akşam oğlum askere gidiyor, misafirimiz vardı. Ben dışarı çıktı, hayvanları kapattı. Oğlum dedi ki, anne, vallahi ben çok acıkmışım. Dedim oğlum, kardeşini çağır, Narin'i çağır bir sesle. Yani ben tepeye çıkıyorum. Evini görüyorum, halam Batman'da gelmiş. Ah Hüseyin amca orada oturuyor, karısı orada oturuyor. Karabalıktır ya, çocuklar oynuyor. Ama ben Narin'i görmemişim çünkü dikkat çekmedim. Biraz yatmışım, kendimde değildim. Sabah bir sürü iş yapmışım, içeri gelmişse, gitmişse ben onu bilemem. Ama aşağıları içeride değil. Küçük oğlum bir anne, ben dışarıda geldim, kapıda yaklaşmıyor. Bir anne besleme çanta böyle çapraz koluna atmıştı. İçinde şey eliba vardır, elbise vardır. Birisi Mardin'dadır, birisi Batman'dadır, birisi gelini götürmüştü, birisi mesela diyen Urfa'ya gitti, birisi bu köyü, iki gençlerimiz vardır, bu köyler gezdiriyordu. Yani bizim ailemizde erkek yoktu. Sanki bilerek yapmışlar, bilerek biliyordu. Kimsemiz o gün evde yok, kadınlarda başka kimse yok. Bir köşe yağdı, yalvarıyorum sana, yalvarıyorum sana kız, bir köşe yağdı. Ben nasıl yaşarım? Dün gece böyle yatmışım. Belki siz inanmıyorsunuz, dün gece böyle yatmışım, kimse görmem. Şimdi burada annesi Yüksel yine bizi yönlendiriyor ve yine bizi kandırıyor ve şunu söylüyor, diyor ki o erkeklerin hepsi diyor o sırada diyor şeydeydi, yani davetiye dağıtmaya gittiler ama biri köydeydi, o da muhtardı, adı da Salim'di, amca köyde ama amcanın köyde olduğunu bize Yüksel söylemiyor. Köyde çünkü amca ve HTS kayıtlarına göre köyün içinde, sadece HTS kayıtlarına göre değil. Aynı zamanda bu röportajı arkadaşlar Instagram'a da hemen koyar mısınız? Aynı zamanda eşi ve kızı tutuklu olan
Hüseyin Bey'in, büyük amca Hüseyin Bey'in söylediğine göre de köyde. Normalde 20'ye kadar işte tarlaların oradaydım, buradaydım, şurada olduğunu söylüyor Salim. Fakat saat 18.20'de cinayet işlendikten dakikalar sonra Hüseyin Bey'in evine, maşallah Güran'ın kocasının evine geliyor. Arkasından da Hüseyin Bey zaten bize de söyledi. Apar topar bir telefon geliyor ve büyük bir hızla hemen oradan ayrılıyor, gidiyor. O apar topar gitmesi de maşallah'ın eşi, tutuklu olan maşallah'ın eşi Hüseyin Bey'in de dikkatini çekiyor. Ekranlarda bunu söyledi. Şimdi iki elti Hediye ile maşallah o gün aralarında bir şey var. Birbirlerine geliyorlar, gidiyorlar. Şimdi Hediye'nin kızına göre bir defa annesi gitti. Yüksel'in yanına uzun bir süre orada kaldı. Sonrasında eve geri geldi. Hediye de diyor ki benim kızım diyor yanlış hatırlıyor. Ben diyor iki defa oraya gittim geldim. Çamaşırları işte bir şeyleri şalterleri indirdim. İki defa gittim geldim ama uzun kalmadım diyor. Şey de diyor ki Yüksel de diyor ki ben diyor diğer tarafa gittim. Yani ben Hediye'nin evine gittim. Ve orada uzun bir süre kaldım. Ne kadar olduğumu da ben hatırlamıyorum diyor. Dolayısıyla o sırada Narin aslında Hediye'nin evine mi gitti? Olay Hediye'nin evinde görmemesi gereken bir şey Hediye'nin evinde mi gördü? Hediye buraya geldi, burada mı gördü? Ya birçok olasılığı söyledim. Yani ya işte annesi, amcası, Hediye, Enes. Yani çocuk orada öyle bir şeye şahit oluyor ki çok korkuyorlar. Ve bunun asla bilinmesini istemiyorlar. Ve bütün köyde adeta kendileriyle beraber. Kendileriyle beraber bütün köyde maalesef yakıyorlar. Köyde şu anda birazdan Hüseyin Bey'in hazır mı arkadaşlar? Hüseyin Bey'imize söyledikleri...